programımıza hoş geldiniz diyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanım ve ona da oyunuzu vereceğimden eminim. Bu nedenle hepinizi sevgiyle, saygıyla yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Ahmet Yesevi Mahallesi, Devkeşli Mahallesi, Ertuğrul Gazi Hızmalı. Haliliye, Şanlıurfa merkezde, merkezin de merkezinde olan bir ilçemiz. O bakımdan Haliliye için biz her zaman söylediğimiz bir düsturumuz var, bir anlayışımız var. Haliliye için hep iyisi, hep yenisi diyoruz. Ve Haliliye olarak, biz belediye olarak seçildiğimiz günden bu tarafa hep halkımızın hizmetinde mesai kavramına takılmadan, gece gündüz demeden hizmet ettik, etmeye devam edeceğiz. Allah ömür verdikçe de hizmetinizde olacağız. Biz Haliliye Belediyesi olarak daha öncesinde hep söylediğimiz bir husus vardı. Hizmet ettiğimiz süre içerisinde dua alacağız. Hep dua alacağız ve o duayı birlikte paylaşacağız. Hizmete başladığımız ilk günden itibaren temel belediyecilik hizmetlerini zaten yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu hizmetlerimiz daha önce kırsal mahallelerimiz özel idareden hizmet alıyordu. Birikmiş, gecikmiş hizmetler vardı. Bunları zaman içerisinde yavaş yavaş yapmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Şimdi bugün açılışını, temel atmasını yapacağımız 34 kırsal mahallemizde kültür evi, zaman zaman da taziye ev olarak kullanacağımız binaları anahtar teslimi olarak her şeyi Haliliye Belediyesi'ne ait olmak üzere ve hiçbir kimseden tek kuruş yardım almadan Haliliye Belediyesi'nin bütçesinden bunu sağlamak için Sayın Bakanımız buradalar. Sayın Bakanımız teşrif ettikleri için, bundan sonrasındaki hizmetleri için şimdiden kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu 34 mahallemizde nüfus sıralaması esas alınmıştır. 300 nüfusa kadar olan bütün mahallelerimizde şayet daha önceden yapılmamışsa biz bunların hepsinde bu kültür evlerini, taziye evlerini 300 nüfusa göre aldık ve 2015 yılı içerisinde bunlar bitecek. Hayırlı hizmetlere vesile olmaktan ve bu güzel hizmetlere şahitlik ediyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Değerli öğrenciler, biliyorsunuz 1 Kasım'da seçime gidiyoruz. Bizler Şanlıurfa'nın 4 yıl hizmetkarlığını yapmış kardeşiniz olarak değerli arkadaşlarımla beraber bugüne kadar şu anda öğrencilikle birlikte 614 köye gittim. Bilemiyorum. Bugüne kadar gelmiş geçmiş Şanlıurfa'daki siyasetçiler bu kadar köye gittiler mi? Sizle birlikte bulunduğunuz yerde, yaşadığınız yerde tanıma, sizlerle kaynaşmak için bu kadar büyük bir efor sarf ettik. Şimdi siyasetçi olarak mikrofonu alıp konuşmak kolay. Çöz. Hadi çöz. Göbekli Tepe diyorsunuz, yolu mu vardı? Binbir türlü Şanlıurfa'nın sorunları vardı. Bu sorunları çalışarak, bu sorunları Ankara'dan buraya kaynak aktararak çözdük. Allah'a şükür ne dediysek onu yaptık ya. Söz verdik, onu yerine getirdik. 4 sene, 5 sene öncesine göre Şanlıurfa bugün çok farklı bir noktada. Gelecek 4 sene sonra göreceksiniz ki gençler, sizler de bunu göreceksiniz. Köyümüz değişmiş, şehrimiz biraz daha ilerlemiş, işsizlik sorunu azalmış. Haydi bismillah diyoruz. Hadi alkış yapma arkadaş. Allah'a şükür yapma.